Merhabalar sevgili seyirciler, iyi geceler diliyoruz. İyi Bak Kendine programından iyi bakmanıza sebep olacak önemli bir konuyla bu akşam huzurlarınızdayız. Uykuda panik atağı konuşacağız. Sevgili seyirciler, zaten uykuyla ilgili sorunlarımız hepimizin az çok başında. Hatta gece kuşu olan seyircilerimizin de olduğunu sıklıkla görüyoruz. Zaman zaman bizi uykusuz bırakıyorsunuz diyen seyircilerimiz elbette oluyor. Ama gece kuşu olan seyircilerimizin de fazla olduğunu biliyoruz. Programımızın tanıtımını sayfada girdiğimizde gece kuşu olduğunu söyleyen, geceleri uykusuz olduğunu ifade eden, hatta uykusuzlukla barışır hale geldim ama gündüzüm nasıl gidiyor diye seyircilerimiz oldu. Bu akşam bunu konuşacağız. Sevgili seyirciler, panik atağı ve uyku bozukluklarını daha evvel farklı zamanlarda konuştuk. Bugün de kısmen bunları irdeleyeceğiz. Ama normal panik atak ile uyku sırasında geçirilen panik atak arasındaki farkı bugün anlayacağız. Yani bu tanı alma sırasında, tedavi sırasında nasıl meydana geliyor? Uykuda yaşanan panik atak acaba ölümcül mü? Uykuda panik atağın yaşanması sırasında beraber bulunan eş, partner ne yapması gerekir? Uykuda geldiği zaman acaba kaygılar biraz daha fazla mı? Bu insanlar neden daha fazla hastanelere yakın yerlerde oturmak isterler? Ya da hemen ulaşabilecekleri gibi yerleri tercih ederler? Bunları konuşacağız. Uyku sorunlarının toplumdaki yerini konuşacağız. Sosyal hayatımızı nasıl etkilediğini ve iş performansını nasıl düşürdüğünü de işaret etmeye çalışacağız. Sevgili seyirciler, panik atak hayatımızın neresinde duruyor? Acaba neden %75-80... oranında kadınlarda görülüyor? Görülme sıklığı nedir? Bununla ilgili elimizde bilgiler var mı? Bir başlangıç yaşından söz edebilir miyiz? Uykuda meydana geliyor olması gece yaşanan diğer durumlarla karıştırılabilir mi? Acile giderler mi ya da neden giderler? Ve elbette tedavisini konuşacağız. Sevgili seyirciler, canlı bağlantılarımız olacak. Hemen hatırlatalım. Ekranda gördüğünüz telefonla bizi arayabilirsiniz. Lütfen bu telefonla arayın. Sorularınızı not aldırın. Sizi canlı bağlantıyla misafir etmek isterim. Bir kez de ben hatırlatmak isterim not alabilmeniz için. 0212 alan kodu ile 437-80-02'den bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Elektronik posta sorularınızı da bekliyorum. iyibakkendine@ulketv.com.tr'den lütfen bize sorularınızı, problemlerinizi yazınız. Eğer Facebook yoluyla sohbet köşesinden yazmak isterseniz hemen hatırlatalım. facebook.com/iyibak.kendine adresinden de bize yazabilirsiniz. Twitter adresimiz ise twitter.com/ugurcanbulat. Dönelim stüdyomuza. Memori Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Doktor Funda Gülücü Sağır, merhaba. Hoş geldiniz. Bağdat Caddesi'nden, Fener yolunda misafirimizsiniz. Uyku konusu önemli bir konu. İlgilendiğiniz konulardan birisi ama psikiyatri uzmanı olarak da panik atak zaten tedavisinde bulunduğunuz, kliniğini yaptığınız ve sıkça da yaşanan bir durum. O sebeple bugün iki bağlantıyı da psikiyatri uzmanı olarak kurmanızı bekleyeceğiz. Söyleyeceklerinizi dikkatle ben de seyircilerimiz de seyredeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Doktor Önder Kuzu, Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden, Ümraniye'den merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün nöroloji uzmanı olarak bize hem uyku hem panik atak birlikteliği konusunda bazı ipuçları vermenizi bekliyoruz. Sıkça yaşanan bir durummuş aslında. Çok fazla dile getirilmese bile uykuyla ilgili durumlar çok fazla ayrıştırılamıyor. Sizin daha evvelki programlarımızda konuk olduğunuzda uykuyla ilgili bizde içgörü kazandırma, biraz farkındalık konusunda söyledikleriniz çok önemli oldu ve seyircilerimiz bundan ciddi şekilde yararlandıklarını ifade ediyorlar. Yani uyku konusu bizde ihmal edilen bir konu. Hatta hekimler tarafından da zaman zaman yeterince durulmayan bir konu. Bir uyku ilacı verilerek halledilmeye çalışılan bir konu. Belki bugün buralara dair bazı şeyler yine söylemek istersiniz. Evet, seyircilerimiz biz uykuyla barıştık diyorlar ama daha doğrusu uykusuzlukla bu mümkün müdür? Belki bunu da konuşmak isteriz. Bu akşam ben biraz da şeyden bahsedeceğim. Yani psikiyatrik hastalıklarda ne tür uyku bozukluklarına rastlıyoruz? Peki, onları da dinleyelim sizden. Hoş geldiniz sizden. Sevgili seyirciler, programımızın ilerleyen dakikalarında pozitif bir sözümüzü yine sizlerle paylaşacağız. Ve saat 24'ü gösterdiğinde haberlerimiz olacak. Ülke TV Haber Merkezi'ne bağlanarak haberleri alacağız kısaca. Ardından da yine sizleri misafir etmeyi sürdüreceğiz. Bugün yine önerilerimiz var. Önerilerimizi bu akşam sizler için Doktor Funda Güdücü Sağır hazırladı. Programın sonunda önerilerimize de sizlerle birlikte olacağız. Evet, başlayalım. Seyircilerimizin
konuya dikkat çekmeleri benim de ilgimi çekti. Rabia Hanım izlemeye devam, kolay gelsin derken diğer seyircilerimiz de Seda Hanım da aynı şeyi söylemiş. Meral Ateş diyor ki ben başlamadan sorumu ileteyim Uğur Bey. Uykuda panik ile klasik panik arasındaki fark nedir demiş. Biz aslında bu akşam biraz bunun ayrıştırmasına çalışacağız. Asiye Hanım ise çok reyting alacak bir konu. Panik atak hastalığı o kadar çok yaygın ki son yılların moda hastalığı aslında. Bu kadar artışın sebebi nedir? Bunu uzmanlarımızdan duymak isteriz. Bu hastalık eskiden bu kadar yoğun muydu? Bunu sormuş seyircimiz. Ya da bu atla mı atlandırılıyordu? Belki o sebeple mi biz daha az duyuyorduk? Bunları merak ediyorum. Konuklarınıza selamlar demiş. Yaşar Ünseren Hanım ise ne zamandır bu konuyu bekliyordum. Teşekkürler, selamlar konuklarınıza diyorlar. Biz de teşekkür ederiz. Soruları beklemeyi sürdüreceğiz. Buyurun Funda Hanım. Panik atak tanımıyla belki başlamak gerekir. Çünkü halk arasında bazen karışabiliyor bu durum. Ama o kadar çok bilgilendirmeden sonra artık yavaş yavaş tanınmaya başladı. Panik atak aslında fiziksel belirtilerle kendini gösteren bir psikiyatrik sendrom, yani belirtiler topluluğu diyebiliriz. Çok değişik belirtiler gösterebiliyor. Bu yüzden de psikiyatriye gelmeden daha önce pek çok doktora gidilmiş oluyor. Yani en az 10 doktor bir macera var aslında, yaşanan evet, bir süreç var. Evet, kesinlikle oluyor. Herhangi bir neden olmaksızın bedensel yaşanan bir belirtiyle yaş birliğinde beraberinde gelen bir düşünce ve duygulanımın bozulması diyelim. Bozulma derken biz burada korkuyu ve endişeyi kastediyoruz. Tekrarlayan ataklar şeklinde giden bir tablodur. Panik bozukluğu. Atak dediğimiz kısım ise bu her bir tablonun... Atağa geçmeden nereden beslendiğine ilişkin biraz da bilgi verir misiniz? Yani panik atak mesela korkudan mı beslenir? İşte kaygıdan mı beslenir? Hı-hı. Gelecek endişesi mi insanlar taşırlar? Yani biraz o altındaki zemin evet. Nedir acaba? Stresin her türlüsü panik atağı besleyebilecek bir durumdur. Yani sizin için önemli olan bir konu bir başkası için o kadar kaygı arz etmeyebilir ama sizin kaygınız bunu tetiklemeye yetebilir. Ki kadınlarda oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Hanımlardaki duruma 75-80 bakarsanız oranındaymış. Evet, evet %80'ini hanımlar oluşturuyor ki toplumda yaygın bu kadar yaygın olacağı beklenmezken %25'inin yani toplumun Türk toplumunun %25'inin en az bir kere bu panik atakla karşılaştığı da tespit edilmiş durumda. Oldukça yüksek bir tanıdığımız bir durum aslında. Evet, oldukça yüksek bir rakam. Bu yüzden de tanınması bilinmesinde fayda var. Çünkü fazlasıyla tıp alanında da yer işgal ediyor. Belki de henüz gerçek noktaya, gerçek tedavi alanına henüz ulaşamamış pek çok hastada vardır. Çünkü daha çok kardiyolojiye, dahiliyeye ya da göğüs hastalıklarına ya da nörolojiye başvuran hasta grubu bunlar. Çarpıntı, nefes darlığı, terleme, ateş basması bunlar daha da çeşitlendirilebilir. Mide sorunları, midede gaz ve şişkinlik şikayeti, ishal, tuvalete yetişememek şeklinde yaşanan panik ataklar da vardır. Bu fiziksel belirtilere eşlik eden bir de bu durumun yani atağın bu belirtilerle yaşanan kuvvetli fiziksel duyumların tekrarlanarak tekrar yaşanacağı endişesinin olması ki biz buna beklenti anksiyetesi deriz. Bu önemli bir belirtidir. Bununla birlikte bu gibi durumlardan kurtulmak ve kaçınmak üzerine kurulu bir sistem gelişir. Bu da kaçınma davranışıdır. Evet. Bu bütün bunların hepsine birden biz panik bozukluğu diyoruz. Ataklar peki hangi zamanda oluyor? Yani biraz da panik bozukluğu belirtilerini anladık. Ne olunca atak haline giriyor? Hı-hı. Panik bozukluk sonrasında gelişen bir durum mu? O beklentinin yüksek olmasıyla mı ortaya çıkıyor? Bu belirtilerin çıkıyor? Hepsinin bir arada olmasına biz bozukluk diyoruz. O fiziksel duyumların bir anda ortaya çıkması, bir 10-15 dakika sürmesi, bazen yarım saati bulan bir durumun olması o sürece panik atak diyoruz. Ama bunun tekrarlayacağı endişesiyle devam eden bir durum varsa o zaman bozukluk adını alıyor. Olmuş oluyor. Evet. Peki nasılsa konuşacağız ilerleyen dakikalarda.
Biraz da işe nörolojik açıdan bakalım. Bazı seyircilerimiz gece başıma bir şey geleceğini düşündüğüm için sabaha kadar uyumamayı tercih ediyorum. Genellikle televizyon seyrediyorum, işte roman okuyorum falan diyen seyircilerimiz de oldu. Yani gece yaşamış olduğu bir korku, bir kaygı hali. Acaba ölür müyüm? Ya da bu panik atak sırasında başka bir şey olur mu? Gece uykuda nefesim kesilirse ne yaparım? Gibi uykuda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle uyumamayı tercih ediyorlar. Hem buna bir cevap olsun hem de sizin nörolojik açıdan biliminiz bakımından nasıl yaklaşıyorsunuz, onları oradan başlayalım. Şimdi ben biraz önce bahsettim. Ben bu akşam daha çok psikiyatrik hastalıklarda görülen ne tür uyku sorunları görülür onlardan bahsedeceğim. Yani uykudaki aslında yaşanan bozukluklardan çünkü bahsedeceksiniz. Panik atağı zaten doktor hanım kendi alanları ve hakim. O onunla ilgili her şeyi anlatacaktır. Şimdi ben ana bazı psikiyatrik hastalıklarda nasıl uyku sorunları görüyoruz, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Peki. Bunların içinde tabii anksiyete bozukluğu ve panik atak da olacak. Yani bu tür hastalarda uykuda neler oluyor? Uyku incelemelerinde neler çıkmış? Onları gece içinde, konuşma içinde anlatmaya çalışacağım. Bu uyku incelemeleri gece yapmış olduğunuz bunların hepsinin uyku incelemeleri yapılmış. Çok önemli. Onu bir kez daha almakta yarar var. Siz galiba bunu çok önemseyen bir hekimsiniz. Daha önce de anlatmıştınız. Gece uyku incelemeleri konusunu biraz daha ayrıntılandırmaya ihtiyacımız var. Onu da lütfen süreç içerisinde. Evet, yani dinleyelim. Şimdi bu hastalara polisomnografi yapılıyor. Uyku incelemesi yapılırken ne tür sorunlar çıkıyor onlara bakılıyor. Mesela depresyonu örnek verelim. Depresyonda nasıl uyku sorunları yaşıyoruz? Şimdi depresyonda daha önce de programlarda bahsetmiştik uykunun non-REM ve REM denen iki ana bölümden oluştuğundan. Depresyonda uykuda REM latensisi, yani REM'in ortaya çıkma süresi kısalır. Buna bağlı olarak gene REM periyodu uzar ve REM'in yoğunluğunda da, yani miktarında da artış olur. Onun dışında depresyonlu hastalarda, bunlar hep polisomnografik incelemelerle ortaya çıkarılan, bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılan sonuçlar. Yani gece derin incelemesi uykuda diye azalma olur mesela. Derin uykuda azalma olunca ne olacaktır örneğin? Sabah dinlenmemiş olarak kalkacağız. Çünkü vücudumuz dinlenmemiş olacak. Depresyondaki hastalarda derin uykuda belirgin azalma o zaman oluyor. Öfke, sinirlilik kapıda zaten değil mi? Evet. Onun dışında normalde biz derin uykuyu uykuya ilk daldığımız dönemde, gecenin ilk dönemlerinde, ilk evrelerinde yaşarken, depresyondaki hastalarda derin uyku gecenin ilerleyen saatlerine doğru kayma gösterdiği dikkat çekmiş incelemelerde. Ve delta dalgaları dediğimiz bizim dinlenmemizi sağlayan, vücudun dinlenmesinin göstergesi olan delta dalgalarının da uyku incelemelerinde azaldığını görüyoruz depresyonlu hastalarda. Ve bir ilave bir şey daha, uyku latensisi uzun. Yani uykuya dalma süresi depresyonlu hastalarımızda uzun. Çok yani geç. Koyun sayan kişiler bunlar, evet, daha çok yani oluyorlar. Çok belli geç sayılara kadar dalıyorlar. Yani bunlar da belirgin gösterilmiş uyku latensisinin uzun olduğu. Bunlar geceleri çok sık uyanıyor depresyondaki hastalar. Ve bunların en tipik özelliği sabah erken uyanmaları. Depresyondaki hastaların sabah erken, bazıları da çok büyük bir sıkıntıyla uyandıklarından bahsederler. Yani genel olarak değerlendirdiğimiz zaman depresyondaki hastalarda toplam uyku süresinde belirgin bir azalma görüyoruz. Onun dışında uykusuzluktan bahsetmek istiyorum. Yani psikiyatrik olgularda uykusuzluk dediğimiz, biz buna insomnia diyoruz. İnsomnia psikiyatrik hastalıklarda gerçekten çok yaygın bir semptom. Peki neden psikiyatrik hastalıklarda insomnia oluyor? Çünkü psikiyatrik hastalıklar santral sinir sistemin yapısal ve işlevsel bir bozukluğu. Dolayısıyla da uyku da bunun santral sinir sisteminin bir ürünü olduğu için uyku da buna paralel olarak bozulmakta. Dolayısıyla uyku incelemeleri psikiyatrik hastalıklarda da bizim için çok önemli göstergeler olabilir. Ve psikiyatrik hastalık tablolarının anlaşılmasında bize katkıda bulunabilir. Tanısında, takibinde, ne zaman iyileşeceği, iyileşmeyeceği, verdiğimiz ilaçlar ne kadar etki etmiş. Uyku incelemeleri bize bu konuda çok yeni açılımlar yaratabilecek ileride.
Şimdi tabii bu insomnia, yani uykuya uyuyamama sorunu bir hastalığın prodromal belirtisi nedir? Önde gelen, yani hastalık ortaya çıkmadan önceki bir bulgusu olabilir. Hastalık ortaya çıktığında hastalığın bir semptomu olabilir. Veya hastalık geçer, hastalıktan kalan bir artçı semptom olabilir. İnsomnia bu kadar önemli. Yani uykuya uyku uyuyamama bu kadar önemli bir şey. Şimdi peki uykuyla psikiyatrik hastalıklar arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Mesela psikiyatrik bozukluklarda bir mevsimsellik vardır ve gün içinde de bir periyodisite vardır. Yani depresyondaki hasta mesela gibi mi? Günün bütün saatlerinde kendini mutsuz hissetmez. Mesela öğlen vakti gülebilir, çok neşeli olabilir ama ikindi vakti gelir, akşam vakti gelir, müthiş bir karamsarlık ve mutsuzluk oluşabilir. Akşam yani oldu, gün içinde psikiyatrik hastalıklar da değişim gösterir. Evet. Mevsimsel de öyledir. Uykuda da aynen böyle bir sirkadiyen ritim vardır. Yani birbirlerine çok benzerler. Demek ki bir gösterge olarak uykunun düzelmesi veya bozulması psikiyatrik hastalığı da prognozu hakkında bize bilgi verebilir. Yani uykusu düzelmişse hastalık da düzeliyor gibi düşünebiliriz. Evet. Peki. Orada bir virgül koyalım, ardından devam edeceğim. Funda Hanım, sizin de uyku sorunları ile psikiyatrik bağlantıya nasıl baktığınızı bilmenizi rica edeceğim. Panik atak yaşayan kişilerde uykusuzluk görür müsünüz? Siz şeye bakarken tedavi sırasında, muayene sırasında, anemnezini alırken, uykusuzluğu sorgularken nelerle karşılaşıyorsunuz? Hı. Özellikle panik atakta da bunlar görülür mü? Bir seyircimiz gece sabaha kadar dolaşmak istiyorum, gece uyumak istemiyorum demiş mesela. Evet. Psikiyatrik rahatsızlıkların büyük bir bölümünde uyku bozukluklarıyla karşılaşıyoruz. Bu sadece uykusuzluk şeklinde değil de farklı bozukluklar şeklinde de olabiliyor. Yani çeşitli şekillerde de kendisini gösterebiliyor. Ama sıklıkla gördüğümüz daha çok uykuya dalmakta güçlük ya da uykuyu sürdürmekte problem ya da sabah erken uyanma şeklinde oluyor. Bazı durumlarda da depresyonun bazı türlerinde de aşırı uykululuk halinde problemler oluyor. Daha sıklıkla gördüğümüz bunlar. Panik bozuklukta gördüğümüz durum ise daha çok eğer ki ilk panik atak uykuda gelmiş ise tekrar aynı şeyin, aynı duyumların uykuda yaşanacağı endişesiyle yatmak istememek, uykuya dalmak istememek şeklinde olabiliyor ki panik atağın alt tiplerinden birisidir uyku. Uyursam uyanamam kaygısı evet, oluyor mu bundan? Ölürüm yani uykuda ölürüm endişesiyle yatmak istemiyor. Yani daha çok buradaki korku ölüm korkusu oluyor ama belirti olarak diğer klasik panik ataklarda biraz farklılık gösterebiliyor. Nefes darlığı, sıcak basması ve çarpıntı daha sıklıkla oluyor ve bedensel duyumlara daha duyarlı oluyorlar. Yani bedensel algıladıkları belirtilere daha da duyarlı olabiliyorlar. Ve diğer klasik panik ataklardan biraz daha şiddetli oluyor uykuda gelen panik ataklar ve uykuda ilk atağı yaşayan kişilerin sonraki atakları da yine uykuda olabiliyor fakat gün içerisinde diğer panik ataklara göre yine daha sık ve daha şiddetli şekilde devam edebiliyor. Ve yine bu grup panik atak yaşayan kişilerde depresyon daha sıklıkla oluyor. Yani gece panik atak yaşayan kişilerde aynı zamanda depresif belirtileri de sık görüyorsunuz. Daha sık oluyor ve yine klasik panik ataklardan farkı çıldırma ya da kendini kaybetme, kontrolünü kaybetme korkuları biraz daha az oluyor. Ve bu panik atakların daha çok uykunun non-REM döneminde ortaya çıktığı görülüyor. Uykudaki bu panik ataklar dediğim gibi diğer gün içerisindeki panik ataklara da davetkar oluyor. Yani sürekli bir beklentiyi besleyen bir durum oluyor. Hasta kesinlikle yatmak istemiyor ki bu şekilde. Seyircimiz şöyle yazmış. Sürekli pencereyi açık tutuyorum. Evet. Her an bir şey olacakmış gibi. Fakat kışın pencereyi açık tutmanın da riskleri var. Bu sebeple de eşimle sık tartışıyoruz. Ve neredeyse bu bizim hayatımızın bir parçası
haline hava alabileceği evet. endişesi, sürekli içeriye hava girmesi gerektiği düşüncesi oluyor. Bu nedenle bir hastam günlerce hiç uyuyamayarak gelmişti. Yastıkları üst üste dizip arkasına yaslanıp uyumamak için kendisini zorluyordu. Uyuduğunda öleceği endişesini taşıyordu. Fakat tedaviyle de düzeldiğini söyleyebilirim. Peki, habere gitmeden bir soruyla açmanızı isteyeceğim Önder Bey. Seyircimiz diyor ki Seyhan Övünç selamlar iletmiş bu konu için. Uykusuzluk çeken için çok önemli bir konu. Ben 15 yılı aşkındır uyuyamıyorum. Aldığım ilaçlar da bana tersini yapıyor, uyutmuyor. Ve 15 yıldır böyle MS hastasıyım 15 yıldır. Sanki geceleri uykusuzluktan aklımı yitirecek gibi oluyorum. Belki bu kısma doktor hanım işaret eder. MS hastasının uyuyamıyor olması, bunun 15 yıldır sürüyor olması ne çağrıştırıyor size? Ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii MS gene beynimizin işlevini bozan bir hastalık biliyorsunuz. Uyku da beynin bir ürünü. Biraz önce psikiyatrik hastalıklardan bahsederken de aynı şeyden bahsetmiştim. Dolayısıyla MS hastalarında da uyku bozuklukları olacaktır. Ama bu kadar uzun süredir eğer bir insomni tanımlıyorsa onun dışında çok ciddi uyku hastalıkları da var. Uykunun uyumadığını zannedip aslında uyuyordur ama ek sorunları vardır. Bunun için mutlaka bir polisomnografik inceleme yaptırmasını öneriyorum. Çünkü biraz böyle ezbere sadece uyku hapları kullanıyorum ama geçmiyor gibi yaklaşım çok uygun değil bence. Örneğin bizim hastaneyi ben örnek vereyim size. Böyle bir hasta bize gelirse hem psikiyatrik açıdan hem nörolojik açıdan hem psikolojik açıdan değerlendirilmiş olacaktır. Yani üç bilimin birlikte yaklaştığı evet, değerlendirilmiş bir durum. Olur. Polisomnografisi yapılır, üzerinde tartışılır, konuşulur ve ben hastanın bu şekilde rahatlayacağını düşünüyorum. Sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Evet. Bize şimdi habere gitmeden 1,5 dakikamız var ama gece incelemesinden bahsetmiştiniz. Mesela gece panik atak yaşayan kişiyi gece incelediğinizde, onu EEG'sini çektiğinizde panik atak sırasında o dalgalarda ne görüyorsunuz? Nasıl bir şey? Biraz bize onun fotoğrafını şimdi çekebilir şöyle, panik, misiniz? Uykuda panik atak semptomları gibi görünen epileptik nöbetler var. Limbik bölgeden kaynaklanan, temporolimbik bölgeden. Yani bu tür hastalar bize geldiği zaman tabii ki bir uykuda EEG incelemesinden geçirilmesi gerekir. Biz zaten nöroloji olarak her zaman organiste araştırırız. Yani beyinde gerçekten yapısal bir bozukluk var mı? Çünkü biz yapısal açıdan bakarken psikiyatri daha çok işlevsel açıdan bakmakta beyine. Biz bir yapısal sorun var mı diye mutlaka onları ekarte ederiz. Bir epileptik bir olay mı tıpkı panik atağı taklit ediyor diye. O açıdan bunlar da uyku EEG'si incelemesi gerekir ve önemli ipuçları verebilir. Peki bu sevgili seyirciler, uyku incelemesi, uykuda EEG incelemesi konusu çok önemli bir konu. Genellikle de atlanan bir konu. Yani küçük yatıştırıcılarla geçiştirilen bir konu ama bugün bunu biraz daha ayrıntılandıracağız. Şimdi Ülke TV Haber Merkezi'ne bağlanarak haberleri alacağız. Haberlerden sonra kaldığımız yerden yine birlikte olmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Ve canlı bağlantı sorularınızı da almaya başlayacağız. Önemli bir konu. Haberlere bakalım, ardından yine sizi bekliyor olacağım. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Haberlerimizden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uykuda panik atağı konuşuyoruz ve elbette tedavisini konuşacağız. İki uzman konuğum var. Nöroloji ve psikiyatri uzmanı Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Doktor Funda Güdücü Sağır ve Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden Doktor Önder Kuzu bu akşam bizimle birlikteliklerini sürdürüyorlar. Az sonra canlı bağlantılarımıza da başlayacağız. Çok özür dileyerek söyleyelim. Hemen bir mail sorusuyla yürümek istiyorum. Buradan devam edelim. Şöyle Hanım'ın bir sorusu. İyi geceler. Ben 23 yıldır bu hastalığı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Artık bununla yaşamayı öğrendim. Geceleri uyuyamıyorum. Aniden panik atak geliyor.
ama çok kötü bir şekilde titreme, ateş ve tansiyonum yükseliyor. Titreme oluyor. Nefes egzersizi yapıyorum. Gevşeme hareketleriyle biraz rahatlıyorum. Sonra çok yorgun, bitkin düşüyorum. Hocalarıma şunu soruyorum. İlaç kullanıyorum. Kontrollerime gidiyorum. Ama geçmek bilmedi. Terapi almak istiyorum hastanede. Yok. Varsa da ekstradan taleplerde bulunuyor. Bir devlet hastanesinden anladığım kadarıyla seyircimiz yardım alıyor. Ne diyebiliriz? Evet, bazen çok uzun süreli kronik bir durum gösterebiliyor. Panik bozukluk tedaviden sonra da tekrarlamaya meyledebilen bir rahatsızlık. Fakat muhtemelen şiddetinde bir hafifleme olmuştur tedaviyle beraber. Tekrarlayıcılığı varsa da rahatlatıcı egzersizler, nefes egzersizleri öğrenilmiş ama bunun dışında başka terapi şekilleri de vardır. Bunlardan herhangi bir başkası da tekrar denenebilir. Yani kontrol etmeyi öğrenebilir. O doktoruyla tekrar görüşerek ne yapılabileceği değerlendirilebilir diyorum. Tekrar ilaç tedavisi gözden geçirilip yanına eklenebilecek bir terapi de faydalı olacaktır. Tabii terapiler çok çeşitli. Bunlardan birisi seçilecektir. Kişiye uygun, uygulanabilecek, katılabileceği bir süreç olması lazım. Bunlardan biri seçilerek uygulanabilir. Evet. Önder Bey, size de bir soru soracağım. Belki buna ilavelerle de söyleyeceklerinizi alma imkanımız olur. Funda Hanım'ın bir sorusu. Bela bir şey diyor seyircimiz. Yani demek ki çok da canı yanmış. Hani derler ya, çekene sor. Aynen öyle bir durum. Basit kaygılarla başladı. Fark etmedim. Sarmaşık gibi sarmış sonradan. Uykular haram oldu. Önce kabullenmedim. Kardiyologlar, profesörler beni bir daha görmek istemeyince psikiyatra gittim. Zor bir durumda bir durumdu benim için. Burada da ne işim vardı dedim kendi kendime. Sonra da ilaç, seans bilmem vesaire gibi devam etti. Şimdi iyi ki gitmişim diyorum. Kafamda huni ile gezmekten ramakla kurtuldum demiş seyircimiz, biraz mizah katmış. 2-3 yıl oldu bu durum. Hala biraz kaygılarımı abarsam başa sarmaktan da çok korkuyorum diyorlar. Yani uykuyla olan bağlantısı açısından belki buna Funda Hanım da temas etmek ister ama cevap vermek ister misiniz? Yani ben işte gene bu psikiyatrik hastalıklarla uykunun arasındaki ilişkiden biraz devam etmek istiyorum. Çünkü bunları zaten Funda Hanım bize anlatıyor. Yani uykunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Benim derdim o. Çünkü çok önemli. Gerçekten çok önemli. Hem bizim nöroloji için hem psikiyatri için. Yeni açılımlar bence uykuda olacak. Ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Hastalıklarda uykuda ne oluyor, ne bitiyor? Bunları bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni bir açılım olsun istiyorum. Şimdi mesela size şöyle söyleyeyim. Mesela uyku ve REM yoksunluğunun antidepresif etki gösterdiğini biliyoruz. Yani siz diyelim ki siz depresyondasınız. Eğer ben sizi geceleri uyutmazsam ve REM'inizi tam REM'e girdiğinizde sizi sürekli uyandırırsam ne olur? Bu %50-60 insanlığı depresyondan çıkarıyor. Mesela bu işte görüyorsunuz, ilaçsız bir tedavi. Hı. Siz her REM'e girdiğinizde ben sizi uyandırıyorum veya uykunuzu kısıtlıyorum. Uyumanızı engelliyorum. Sizin depresyondan çıkma ihtimaliniz %50-60. Hiçbir başka tedaviye ihtiyaç duymadan. Bu işte bir yeni açılım işte. Yani biz buna uyku deprivasyonu diyoruz. Ya da REM deprivasyonu. Mesela bu hastaları uykusuz bıraktığınız zaman bir süre sonra bir bakıyorsunuz REM latensisi uzamaya başlıyor. Biraz önce demiştim ki depresyonda REM latensisi kısalıyor. Çabuk REM'e giriyor depresyondaki hasta. Gecenin son 1/3 döneminde girmesi gerekirken daha erken girmeye başlıyor. Ve bunları da uyku deprivasyonu yaptığımız zaman bir bakıyoruz ki REM latensisi uzamış ve bu hastalarda klinik olarak baktığımızda bunlar depresyondan çıktığını görüyoruz. Ama depresyondan çıkmamış hastalarda bakıyoruz uyku deprivasyonu yaptıklarımızda. Gene REM latensisi kısa. Yani bir değişiklik olmamış. Bir de
Psikiyatrik, yani psikiyatrik hastalıklarda gördüğümüz bazı, bizim beynimizde bazı ana nörotransmitterler var, bazı ana maddeler var. Nedir bunlar? İşte dopamin, norepinefrin, asetilkolin, serotonin gibi. Bunların artması veya azalmasıyla psikiyatrik hastalıklar arasında ilişki olduğunu biz biliyoruz. Gene uyku hastalıkları ile arasında ilişki olduğunu biliyoruz. Örnek vereyim size mesela. Dopamin dediğimiz bir madde, beynimizin ana maddesi. Mesela bunun şizofrenide ve depresyonda çok önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da huzursuz bacak sendromuna neden oluyor, eksikliği örneğin. Evet. Veya uykuda siz uyurken periyodik bacak hareketleri yapıyorsunuz. Çok da can yakan bir durum, daha önce konuşmuştuk. Konuşmuştuk. İşte bu dopamin maddesindeki değişiklikler gördüğünüz gibi şizofrenide ve depresyonda rol alırken aynı zamanda uyku hastalıkları da yapıyor. İşte ne yapıyor? Huzursuz bacak sendromu yapıyor ya da uykuda periyodik bacak hareketleri yapıyor. Hı. Burada bir ilişki var aralarında. Onun dışında norepinefrin depresyon ve panik bozuklukta rol alırken uykuda uyarılmışlıkla ilişkili. Daha önce konuşmuştuk. Biz buna arousal diyoruz aslında. Gece çok uyanıyorsunuz fakat siz uyanmıyorsunuz. Beyniniz uyanıyor. Siz uyanmadığınız için uyuduğunuzu zannediyorsunuz. Ama aslında değil. Aslında sabah kalktığınızda da şöyle diyorsunuz ama. Ben uyumadım hiç. Yani böyle çok bir paradoks yaşıyorsunuz. Norepinefrinle bunun arasında çok ciddi ilişki var ama zaten depresyon ve panik bozuklukla da bunun bir ilgisi var, onu biliyoruz. Serotonin. Serotoninin direkt depresyonla çok ilişkili olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda uyku içinde insomnide çok etkili bağlantısının olduğunu biliyoruz. Asetilkolin diye bir madde var beynimizde. 4 tane ana maddeden bahsettim zaten. Evet. Bu da demans, İşte bunamalar, Alzheimer hastalığı diyoruz. Demansla gene REM'le ilişkili çok ciddi uyku hastalıkları var. Arasında bir ilişki var. Evet. Yani peki, bunlar hep böyle birbiriyle bağlantılı gördüğünüz gibi. Bu temel bilgiler bakımından da önemliydi. Çok teşekkür ederim bunları. Funda Hanım, az evvel seyircimize belki sizin söyleyeceğiniz vardır. Hani yıllardır uykusuz olan o kişiyle. Başka soruyla da devam edeceğim. Birleştirirseniz sevinirim. Birgül Hanım'ın sorusu, iyi yayınlar dilerim demiş. Ben yaklaşık 4 yıldır büyük bir uyku sorunu yaşıyorum. Geceleri yatakta olduğum ve çok uykum olduğu halde uyuyamıyorum. Sabaha karşı dalıyorum ve gün boyu, bazen akşama kadar da uyuyorum demiş seyircimiz. Uykusuzluk sinirlerimi çok yıpratıyor. Hiç uyumadan günümü dışarıda geçirdiğim de çok oluyor. Bu sorunum için bana neler önerebilirsiniz diyor. Kaç yaşındaymış hasta? Tabii seyircimiz bunu söylememiş ama şimdi yeri gelmişken hatırlatalım. Sevgili seyircimiz, lütfen sorularınızı iletirken yaşınızı ve bu durumu ne kadar süredir yaşadığınızı, varsa bir tanı alan tedavisini sürdürdüğünüz bir durum varsa onu da yazarsanız bizim için biraz daha ayrıntılı olabilir. Evet. 4 yıldır bir uykusuzluk şikayeti var. Sabaha karşı uyuduğunu söylüyor. Çok uyusa bile bu uykunun çok kalitesiz olduğu ortada. Yani 4 yıldır da devam eden bir durum var. Arka planda sorunların, başka şeyler olabileceğini de düşünüyor. Onlara değinmemiş fakat biz bu grup hastalarla karşılaştığımızda, yani uyku bozukluğu şeklinde gelen hastalarımızın büyük bir bölümünde sorguladığımızda depresyon ya da bir anksiyete, yani kaygı bozukluklarından biriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Yani primer uyku bozukluğu dediğimiz temel uyku bozukluklarından çok %80 arka planda bir ruhsal rahatsızlıkla ilintili olarak, dolaylı yani sekonder gelişen bir uyku bozukluğu çıkıyor. Şimdi bu soruyu soran izleyicinin başka problemleri olup olmadığına göre de karar, yani ayrıştırmak gerekiyor. Yardım alıp almadığını anlayamadım ama 4 yıldır devam eden bir sorunun sebebini anlamak ve bu konuda yardım alabileceği yerlerin olduğunu bilmesi belki onu da rahatlatacaktır. Sebebi anlaşıldığında tedavi zaten ona göre biçimlenecektir. Yani bu bir ruhsal rahatsızlık mı yoksa primer gelişen bir uyku bozukluğu mu? Doktor onu zaten ayırt edecektir. Hı hı. Gerektiğinde bir uyku laboratuvarına yönlendirip belki bir tetkik edilmesi de faydalı gerekecek. Olabilecek. Peki. Olabilir.
Size bir sorum var. İki telefonumuz var. Ardından ona döneceğim. Hülya Hanım'ın bir sorusu. İyi geceler Uğur Bey. Lütfen doktorlarımıza sorar mısınız? Uzun süredir uykuya dalamıyorum. Gün içerisinde dışarıdayım, öğrenciyim. Ve şiddetli baş ağrısı çekiyorum demiş Hülya Hanım. Tedavide görmediğini ifade ediyor. Ne yapabilir? Şimdi biz tabii uykusuzluk, uyku sorunu, panik atak, bunlar gece yaşandığında ve uykusuz kalındığında ertesi günde iş varsa baş ağrısı kaçınılmaz gibi görünüyor. Birkaç cümleyle de olsa cevaplarsanız. Tabii sevindim. Uyku problemi yaşayan hastalarda bütün uyku hastalıkları için bu geçerli. Mesela uyku apne sendromu için de geçerli. Eğer gece kaliteli uyumazsanız sabah baş ağrısıyla uyanmak semptomlardan biridir. Tabii bir de şeyden bahsediyor gündüz yani gece kaliteli uyumadığınız zaman zaten öbür gün hem dikkat eksikliği hem unutkanlık performansınızda düşüklük, gündüz mikro uyku atakları yaşarsınız, dalmalar yaşarsınız. Bunun gibi ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte biraz önce de bahsettim, böyle bir semptom olduğu zaman bence izole değil de biraz daha multidisipliner yaklaşılması gereken bir hasta bu. İşte uykuyla ilişkili bir hastalık var mıdır diye uykuyla ilgilenen bir nörolog veya psikiyatrist olabilir. Ama ben işte hep söylüyorum, bizim hastanenin o yönünü ben çok seviyorum. Beraber olması değil mi? Bir ekip halinde hep yan yanayız. Rahatlıkla bu hastayı bir polisomnografik incelemeden geçirdikten sonra multidisipliner yaklaştığımız zaman sorunu halletmiş oluyoruz. Yani psikiyatri uzmanına gittiğinde bir uyku sorunu varsa nörolojiden bir konsültasyon ricasında bulunabiliyor değil mi? Ya da evet, sonra ya da problemi tespit oluyor. Edince terapi desteği almak gerekebiliyor. O zaman da psikologlardan yararlanıyoruz örneğin. Evet. O yüzden de bence multidisipliner yaklaşılması gereken bir hasta. Seyircilerimiz bunu da düşünsün. Yani uykuyla ilgili bir sorunları varsa nörolojiyle beraber psikiyatriyi de birlikte düşünmelerini herhalde önemsiyorsunuz. Elbette ki. Multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. İki seyircimiz var. Dönelim seyircilerimizi almaya, beklettik birazcık. Ankara'dan sanırım ilk seyircimiz. Efendim merhaba. İyi geceler diliyorum. Uzmanlarımız not alıyor sorularınızı. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben 39 yaşındayım. Kaç efendim? Bundan yaklaşık 15 sene önce bir panik bozukluk, anksiyete bozukluğu yaşadım efendim. Oldukça uzun sürdü, yaklaşık 5-6 yıl sürdü. Bir ilaç tedavisinden sonra rahatladım. Fakat son dönemde, yani son bir yıl içerisinde tekrar bir huzursuzluk ve kaygı başladı. Özellikle belki de yapmış olduğum ticari meslekle ilgili mesleğin verdiği kaygıdan olabilecek diye tahmin ediyorum. Yoğun bir şekilde antisosyallik, insanlardan kaçma kaçınma, özellikle telefonlardan kaçınma gibi bir duyguyla tekrar tedavi almak istedim ve bir ilaç tedavisine başladım. Evet. Şimdi benim asıl sormak istediğim şudur ki, bu hastalık süreciyle birlikte yaşadığım dönemde de çok sık oluyordu. Gece uykuda sanki dişlerim birbirine kenetleniyor, vücudum tamamen böyle kasılıyor, beynim kilitleniyor gibi hissediyordum. Evet. Bu bana çok büyük bir ızdırap veriyordu. Son dönemlerde yine aynı şeyi yaşıyorum. Örneğin sanki ani bir şimşek çakma hissi duyuyorum. Bununla birlikte bunun yanında gündüz hatırlayamadığım korkunç kabuslar ve özellikle de bilinçli bir şekilde uyanmama rağmen vücudumun o uykudan uyanamaması hali. Yanımda eşimle mesela tutmak istiyorum, bana yardım etsin, beni uyandırsın. Çünkü uyku halinde o kasıntı öyle bir ızdırap veriyor ki bunu anlatmak mümkün değil. Peki efendim. Bir müddet sonra geçiyor, bu anda rahatlıyorum. Bunun sebebi nedir, ne olabilir ya da bunun haricen bir tedavisi mi olmalı? Peki, cevaplandıracağız. Çok teşekkür ederim paylaşımınız için. İyi geceler diliyorum size. Şimdi Amasya'dan bir seyircimiz var. Amasya'ya dönelim. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Not alıyor konuklarım. Buyurun efendim.
Hoş bulduk efendim. Ben uykusuzluk çekiyorum. Depresyon mu bilmiyorum doktor bey. Bu rahatsızlık bir sene oldu bana başlayalı. Kaç yaşında? Ölüm korkusu var bende. Evet, yaşınızı alabilir miyiz? 53 yaşındayım. 53 yaşındasınız. Evet, ölüm korkusu. Yatamıyorum. Yatınca öleceğim. Acaba canım nasıl çıkacak? O korku var bende. Beyimi de uyutmuyorum. Beyim bir uykuda bir dalsam, ilaç kullanıyorum şimdi. Dalsam beyim horladığı zaman hemen onun canı can veriyor sanıyorum. Onu uyartıyorum. Çok korku, panik halindeyim. Ben bir sene önce bir rahatsızlığa yakalandım. Ondan sonra oldum. Evet. Bunu uyku şey kullanıyorum efendim. Remuron mu? Onun evet. Yarısını kullanıyorum. İlaç ismi almamakta yarar var ama etki maddesini şimdi söyleyebilirsiniz. Beyin uyku hastası horluyor diyor. Evet. Beyin horlayınca diyor. Evet. Beyin uyku hastası. Mecbur vereceğim ben size. Gece yarısı zaten biz hastalar seyrediyoruz. Böyle yatmıyoruz. Ben ne bileyim sabahlara kadar yatamıyorum. Yarısını içiyorum o ilaçların. Depresyon ilacı kullanıyorum. Peki efendim. Beyimi de uyutmuyorum. O bir odada oturuyorum. O yatıyor. Ne yapacağımı şaşırttım. Tedavi oluyorum. Doktorum da aksilik askere gitmiş. Başka doktor da ilaç verdi. Başka ilaç verdi. Evet. O da dokundu. O da öldürüyordu az daha beni. Peki efendim. Değerlendirmelerini alalım konuklarımdan. İyi geceler diliyorum size. Geçmiş olsun. Funda Hanım sizinle başlayalım dilerseniz. Evet. İlk telefonda bir 15 yıl öncesinde yaşanmış bir panik atak sonrası bir yıldır devam eden bir huzursuzluk kaygı tarifliyor. Burada tekrar bir panik ataktan çok bir anksiyete bozukluğunu tarifliyor. Fakat tabii başka bilgi olmadığı için değerlendirmek mümkün olmuyor tanı koymak açısından. Bir panik atak başlangıcı olabilirdi, olmayabilir. Herhangi bir başka anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu da olabilir bu tariflenen şey. Telefonlardan kaçınılıyor. Panik bozukluklarının genel bir özelliği de kendisinde sıkıntı, huzursuzluk ya da daha önce deneyimlediği olayla ilişkili tekrar yaşayacağı durumlardan kaçınma durumu olur. Bu herhangi bir ortamla ilişkili de olabilir. Eğer kalabalıkta böyle bir şey yaşayacağı endişesi varsa kalabalığa girmez. Veyahut da yalnız kaldığında başına bir şey geleceğini düşünüyorsa küçük bir çocuktan bile medet umar hale gelir. Dışarıya yalnız çıkmak istemez. Evde yalnız kalmak istemeyebilir. Telefonda her an kötü bir haber alacağı endişesiyle telefona bakılmıyor olabilir. Fakat burada beyefendinin bahsettiği farklı bir durumlar var. Dişlerin kenetlenmesi, beyninin kilitlendiği hissi, şimşek çakma hissinden bahsediyor. Kabuslar ve karabasandan bahsediyor. Bunlar önemli mi? Evet, iç içe girmiş. Diş gıcırdatma ile ilgili sorular da var. Mesela seyircimiz uyurken diş gıcırdatmak, konuşmak, avuçlarını sıkarak uyumak. Stres yüzünden mi, bu konuyla bağlantısı var mı diyor örneğin. Buradan oraya geçeyim evet. Olmazsa. Burada iç içe geçmiş sorunlar var. Önder Bey tekrar değinecektir bu konuya. Bir uyku incelemesi iyi olabilir düşüncesi uyandırdı. Bu şimşek çakma hisleri vesaire bunların değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra bu durumların yanı sıra bir anksiyete bozukluğu da var. Bazen iç içe geçer, birbirini taklit eden durumlardır. Nörolojik bir tablo gibi görünüp anksiyete bozukluğu olabilir. Ama ikisi bir arada da olabilir. Yani farklı bir durumla beraber bir kaygı bozukluğu da ancak bir uzman ayrıştırabilir. Tabii o bakın. Yine Önder Bey'in dediği gibi multidisipliner bir yaklaşım. İki uzmanın evet, ikili görmesine bir değerlendirmede fayda var. Orada uyku paralisinden bahsediyor aslında. Uyku paralisinde de şey oluyor. Bazen hipnagojik, bazen de hipnopompik halüsinasyonlar olur. Yani o halüsinasyonlar da daha çok korkunç şekilde olur. Çünkü işte ben eşimi uyandırmaya çalışıyorum gibi diyor ya. Hani uyku paralisi, o panik halinde müthiş kabuslar da görürler. Bir uyku paralisi durumu var. Bunu zaten REM döneminde görüyoruz. Muhtemelen REM'i baskın durumda ki biz antidepresanları kullandığımız zaman aslında antidepresanlar çoğunlukla REM'i baskılıyor. REM'i baskıladığı zaman bu sorunların da büyük bir
oranda yok etmiş oluyorlar. Yani psikiyatri tarafından değerlendirip iyi bir antidepresan tedavi alırsa REM'i de baskılanacaktır ve bu dediği şikayetler de kaybolacaktır. Ama bunlar hep aynı şekilde tekrar ediyorsa bir uyku incelemesi gerekebilir. Yani bir gece zaman tabii, ayıracak, evet, gidecek. Yani bir uyku incelemesi yaptıracak. Evet. Peki. İkinci telefonda ölüm korkusundan bahsediyor. Özellikle yatınca öleceği korkusu. Bu uykuda panik atağını anlatıyor gibi görünüyor. Geceleri uyumuyor bu nedenle. Tabii gün içerisinde de muhtemelen bunun beklentisiyle akşam olacak ve tekrar uykuya yatacağız. Aynı durumla karşılaşacağız kaygısıyla. Zaman içerisinde depresyonu davet ediyor. Gündüz de perişan oluyor dolayısıyla. Tabii ki evet. Sürekli yorgun hisseder evet. Kendisini. Ve zaman içerisinde amansız bir hastalıkla boğuştuğu duygusuyla depresyon da gelişmeye başlıyor. Yani panik bozukluk tedavi edilmediği sürece diğer ruhsal hastalıklara da gebe kalıyor. Yani evet. Diğerlerini de çağırmış oluyor. Çağırmış açıkçası. Oluyor. Demek ki onu çözmek lazım. Sizin ilaveniz yoksa soruyla devam edeceğim. Ben devam edeyim mi? Peki hastalık. Biraz bizim için hazırladıklarınız var. Onlar önemli. Evet yani kısaca geçmek istiyorum. Yani buyurun. Bu konularda bilgiler olsun diye. Mesela depresyondaki hastalarımızın normalde uykuya geçtiğimiz zaman normalde growth hormon salınır. Yani bizim vücudumuzu tamir eden, çocuklarda da büyümeyi sağlayan growth hormon salınır. Ve bizi dinlendiren delta aktivitesinde azalma olduğunu görüyoruz. Ve depresyonlu hastalarda growth hormon ve delta aktivitesi azalırken kortizol salınımının arttığını biliyoruz. O yüzden bazen kilo artışına da neden olabiliyor. Buna bağlı olabilir. Kortizolun bizim için en büyük sakıncası, biz tabii bunu uyku apne hastalarında daha belirgin görüyoruz. Onlarda ileriye dönük şekere, tansiyona, çok ciddi kilo artışlarına neden oluyor kortizon salması. Çünkü uzun süreli nefes durmaları vücudu strese sokup kortizol salmasına neden oluyor. Ama depresyonlarda kortizolun artması bizdeki en büyük sıkıntısı arousal'lara neden olması. Yani gece sık uyanıklıklara neden olması. Kortizolu bu şekilde artması sabah hasta uyandığında dinlenmemiş olarak kendini hissetmesine neden oluyor. Şimdi bir de şey var. Travma sonrası stres bozukluğunda mesela uykuda ne olur? Onlarda da uyarılmışlık yoğunlaşıyor. Yani arousal'lar gene artıyor. Mesela mani, biraz önce bahsettiniz. Evet. Manik ataklarda ne olur? Manik ataklarda da kısa ve kompakt bir uyku uyunur. Süresi ve şeyi kısa. Bunlarda REM ve delta uykusu çok azalmıştır manik hastalarda. Panik ataktan bahsediyoruz bu akşam. Bunlarda uykuya dalma güçlüğü, o da doktor hanımın bahsettiği gibi o anksiyete, beklenti anksiyetesine bağlı. Bir türlü uykuya dalamazlar, korkarlar uykuya dalmaktan. İşte başıma neler gelecek acaba gibisinden. Ve bunlar uyuduktan sonra da çok sık uyanırlar. Yani tabii panik ataklar anksiyete bozukluklarında, hani gece gelen panik ataklardan bahsediyorum. Aslında %5-10 gibi. Hani çok fazla değil aslında ama geldiği zaman da çok korkutucu ciddi, olduğu için çok, değil mi? Çok evet, sarsıcı çok olabiliyor. Korkutucu oluyor. Mesela şizofrenlerde uyku nasıl? Şizofrenlerde uykuya girişte çok ciddi uzama oluyor. REM uykularında değişiklikler oluyor. Ve negatif şizofrenlerde de delta uykusunda azalma oluyor. Biraz önce bahsettim. Kullandığımız antidepresanların çoğu REM süresini kısaltıyor uykuda. Bazı antidepresanlar uykuya dalış süremizi kısaltıyor. Mesela trazodon gibi. Bazı antidepresanlar uykuya dalmamızı da kısaltıyor. Mesela uykuya dalma sorunu olan hastalarda bu antidepresanları kullandığımız zaman daha rahat uykuya geçmiş oluyorlar. Ondan yararlanıyoruz. Şimdi mesela bugün anksiyete bozuklukları ve panik atağı konuşuyoruz. Peki neler oluyor uykuyla ilgili sorunlar? Şimdi anksiyete bozukluklarının yaşam boyu yaygınlığı %8. Yani her 100 kişiden 8 kişinin başına bu geliyor. 2000'de yapılan bir çalışmada, yaygın bir çalışmada.
Ama bu hastaların %96-97'sinde mutlaka uyku sorunu var. Hmm. Önemli bir şey bu. Ve onun dışında bir de diyelim ki bir hastada insomnia var. Yani uykuya dalamama ve gece uyuyamama sorunu var. Bunlar araştırılmış, çalışılmış. Bunların %44'ünde mutlaka bir psikiyatrik hastalık çıkıyor. %44'ünde. Onun dışında tabii fiziksel hastalıklar, çevresel etkenler, stres faktörleri de insomnia yapabiliyor. Geçici veya kalıcı. İnsomnia yapabiliyor veya yapısal bir şekilde olabiliyor. Mutlaka insomnia hastasının, bunu niye söylüyorum? Psikiyatrik değerlendirmeden geçmesi gerekiyor. Çok evet, büyük. Orayı ıskalamamak lazım evet. Diyorsunuz. Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastaların yaklaşık %50 ile %70'inde uyku bozukluğu tanımlanıyor. Bunlarda uykuya dalma güçlüğü mevcut oluyor. Ve bunlar hep sabah uykuya yeterince uyuyamadıklarından bahsediyorlar. Yaygın evet, anksiyete bozukluğu olan. Galiba o durum önemli. Onun için oraya işaret ediyorsunuz. Bir soruyla yürümek istiyorum. Seyircimiz mail sorusu. İyi geceler Uğur Bey, iyi yayınlar. 2 yıldır neredeyse her haftanın 5-6 günü kabus görüyorum. Bunun dışında uyurken en ufak ışık değişikliğinde bile çarpıntı ve çığlıkla uyanıyorum diyor seyircimiz. Çok az uyuyabiliyorum. Uyku dinlenme değil bir eziyet olmaya başladı. Doktorlarımız ne yapmamı önerir, sorabilir misiniz acaba diyorlar. Bir de panik bozukluğun tam tanımını yapabilirler mi? Programın girişinde yapmıştık ama insanlardan konuşmaktan, telefonlardan çekiniyorum. Çünkü kekeliyorum, heyecanlanıyorum, titriyorum. Kalbim çok hızlanmaya başlıyor. Bunun panik atakla bir ilgisi olabilir mi? Şimdi teşekkür ederiz diyorlar. Tabii yaşı yok. Biz yarın panik ata kekemeliği konuşacağız ama çocuklar üzerinden konuşacağız. Kekemelik ve depresyon belki işe yarayabilir. Onu da hatırlatalım. Funda Hanım, siz cevaplamak ister misiniz? Evet, tabii ki. Panik bozukluğunu tekrar tanımlarsak. İki cümleyle. Evet, herhangi bir gerçek neden yokken beklenmedik bir anda herhangi bir yerde ortaya çıkan yineleyerek devam ettiğinde panik bozukluğu adını alan panik ataklara biz panik atak diyoruz. Bu fiziksel duyumlarla başlıyor. Çarpıntı, nefes almakta güçlük, sersemlik hissi, ateş basması ya da mide şikayetleri şeklinde olabiliyor. Ve buna eşlik eden ölüm korkuları, kontrolünü kaybedeceği endişesi, felç geçireceği duygularıyla beklenti kaygıları, bunların tekrar tekrar olacağı kaygılarının olması ve bunların olmaması için kaçınma davranışlarında bulunup önlemler almak panik bozukluğunu tanımlıyor. Antidepresanların da panik atağa sebebiyet verdiği gibi bir bilgi var. Seyircilerimiz onu da konuşuyorlar sayfada. Böyle bir şey var mı? Şu şekilde açıklayalım. Bazı hastalar anksiyete bozukluğunu çok yoğun yaşarlar ve ilaçların yan etkileriyle ilişkili zaten büyük beklenti içinde olurlar. Prospektüsleri sayfa sayfa okurlar, didik didik ederler evet. Ve oradaki her türlü oluşabilecek yan etkiyle ilişkili kendi kendilerine alarma geçirirler. Zaten panik atak beynin bir yanlış alarmıdır ve okudukları her bilgiyi kendilerinde bekler hale geldikleri zaman bu yanlış alarmla vücutta okudukları şeyi ortaya çıkartırlar. Bazen okumadan da ilacın kendisine nasıl tesir edeceği ile ilişkili bir beklenti içinde olmak atağı tetikleyebilir. Evet. Yani mutlaka ilaç panik atak yapar diye bir şey yok, durum yok. Evet, yeterli galiba. Bir soruyla devam edelim. Bir seyircimiz var. Diyor ki 6 yıldır panik atak hastasıyım. 3 yıl ilaç kullandım. Şu an ilaç kullanmıyorum. Sıkıntılar ilk günkü gibi değil, atlattım biraz. Atak yok gibi ama kırıntıları kalıyor maalesef. Olumsuz düşüncelerimi yenemiyorum. İlk başta sevdiklerimi kaybetme korkusu. Bu nedenle bebek yapmayı bile düşünemiyorum. O kadar yoğun bir biçimde yaşanıyor. Yani bebeğim olursa bir de onu düşüneceğim diyorum. Cevaplarsanız sevinirim demiş seyircimiz. Bir başkası ise selamlarını ilettikten sonra acaba insanların biyolojik saatleri geç uyumaya ayarlı olabilir mi, eğilimli olabilir mi? Onu soruyor. Böyle bir görüş var mı? Var. Bunu soruyor seyircimiz. Antidepresanları konuşmuştuk. 26 yaşında olan bir seyircimiz ise
10 yıldır psikiyatriste gidiyor. Bir dönem depresyon ve bipolar yaşamış. Başka bir şehirde bipolar olmadığını söylediler. Bunların bir etkisi olabilir mi diyorlar. Çocuklarda uykuda panik atak olur mu diye soruyor seyircimiz. Hani bir yaş açısından belki ona temas etmek lazım. Örneğin 3 yaşında görülür mü diye sormuş bir seyircimiz. Buna da bir cevap alabilirsek şimdilik iyi olacak. Birlikte birkaç cümleyle cevap verelim, telefona döneceğim. Evet, şimdi... Yani birer cümleyle en azından cevap vermiş olurum. Panik atak dışında ailesini kaybetme korkusu var mı? Ve muhtemelen başka kaygı bozuklukları da yaşıyor bu soruyu soran izleyici. Dediğimiz gibi panik bozukluğu yaşayan kişiler başka kaygı bozukluklarını da beraberinde yaşayabilirler. Bu aileyi kaybetme korkusu da olur. Kendisiyle ilişkili herhangi bir kötü bir hastalık olacağı şeklinde bir korku olabilir. Her türlü kaygı abartılı bir şekilde yaşandığı zaman kaygı bozukluklarından birini yaşıyor anlamına gelir. Depresyon ve bipolar birlikteliğinden bahsedildi. Halk arasında panik atak ile manik atağın karıştığını burada bir vurgularsak iyi de olabilir. Bazen bu durumlar oluyor. Az önce anlattığımız şeyler tamamen kaygı bozukluklarıyla bağlantılı. Bipolar bozukluk daha çok bir duygulanım bozukluğu ve manik atak daha çok hızlanma, canlanma, aşırı hareketlilik, enerji artışı ve uykusuzluğun, alışverişin artışı, riskli işlere girmek gibi belirtilerin olduğu bir tablo olup uykusuzluğun da genellikle tetiklediği bir rahatsızlık şeklinde burada bir vurgu yapılabilir. Yapalım. Peki. Telefonlarımızı dönelim. İki yurt dışı telefonumuz var. İlk seyircimizi Almanya'dan alıyoruz. İyi geceler Almanya. İyi akşamlar efendim. Çok özetle rica edeceğim sorunuzu. Dinliyoruz efendim. Not alıyor uzmanlarımız. Buyurun. Efendim ben 7 senedir panik atak hastasıyım. Evet. 7 senedir ilaç kullanıyorum. Türkiye'deki bir isim vermeyeyim, bir doktordan da ilaç almıştım. Bir sene falan onun ilacını da kullandım. Burada da kullanıyorum. Şimdi benim sorum, ilacı bir gün unutsam ben hastalık yine tekrar geri geliyor. Evet. Ömür boyu ben bu ilacı kullanacak mıyım? Yaşınızı söylemiş miydiniz? Yaşım benim 44 efendim. 44. Bu durum tam olarak kaç yıl? 7 yıl dediniz galiba. Evet. 7 yıl. Peki efendim, teşekkür ederiz. Fransa'ya dönelim. Fransa'dan da bir konuğumuz var. İyi geceler. İyi geceler. Dinleyelim efendim. Özetle almak isterim sorunuzu. Tamam. Benim eşimde panik atak ve anksiyete bozukluğu var. 5 seneden beri yani bu hastalığı yakalandı. Ben de yani çok böyle bıktım artık. Hastaneye gidiyoruz, acile gidiyoruz. Hiçbir şey yapmadan bizi eve gönderiyorlar. Çünkü orada artık bitiyor yani. Hastalık orada geçiyor sanki. O hastaneyi görünce, orada olunca bitiyor. 5-10 dakika sonra tekrar çıkıp eve geliyoruz. Çok doktorlara gitti. Çok doktorların verdiği ilaçları da kullanmıyor. Doktorlara gidiyor çok istekli bir şekilde. Ama verilen hiçbir ilacı düzenli bir şekilde kullanmıyor. Peki efendim, teşekkür ederiz. İyi geceler diliyorum size. Tabii uyku sorununu uyuyamayanlardan bahsederken kimi seyircilerimiz de uyumaktan bahsediyorlar. 24 yaşında olan bir seyircimiz 24 saat uyusam yine uykuya doyamıyorum. Çok uyuduğum için de kabus görüyorum. Uykuya dalabilmem için ne yapmam gerekir diyor. Belki siz buna cevap vermek istersiniz. Tabii. Uyku hastasıyım. Günü 24 saati uyuduğunu ifade ediyor seyircimiz. Evet. 22 yaşındaymış pardon. Hı hı. Şimdi uyuyamama gibi bir de çok uyuma da var. Yani artmış gündüz uykululuk dediğimiz uyku yükünün arttığı hastalıklar var. Mesela narkolepsi. Bu hastalarda gündüz de çok dayanılmaz uyku atakları olur. Ve bunların tipik özelliği bunların uykularının REM ile başlamasıdır. İşte kabus görmesinin nedeni odur zaten. Hemen uyur ve REM'e girer. REM sırasında da hemen rüya görür. Ve uyandığında da hepsini hatırlar. Eğer kabus gördüyse hepsini hatırlar. Dolayısıyla da şeyleri de olur. Düşme atakları olabiliyor. Halüsinasyonları olabiliyor bunların. Uykuya dalarken ve uyanırken. Yaşı da genç zaten. Dolayısıyla mutlaka bir MSLT, polisomnografi yapılması gerekiyor bu hastaya. Ertesi günde 5 tane
böyle ikişer saat arayla 20'şer dakika uyutuyoruz. MSLT diyoruz. Multiple Sleep Latency Test. MSLT'de eğer uykuya dalma süresi 5 dakikadan daha kısaysa o zaman artmış bir uyku yükünden bahsediyoruz. Hipersomniden bahsediyoruz. Hele de REM ile başlamışsa bu MSLT sırasında 5 ataktan ikisinde REM ile başlıyorsa o zaman bir 60 gündüz uykululuğundan ve narkolepsiden bahsedebiliyoruz. Bu da yardım almayı gerektiren bir durum, bir hastalık. İlacı var, tedavisi var. Ama mutlaka dediğim gibi polisomnografi ve MSLT yapılması gereken bir hasta. Evet. Funda Hanım, siz Almanya ve Fransa'dan seyircimiz var. Diğer soruya Doktor Bey cevap verdi. Kısaca da olsa ne söyleyebiliriz? Bir de bu durumun tedavisi olduğuna ilişkin hani bir iki rahatlatıcı cümle de seyircilerimiz duymak istiyorlar. Psikiyatri uzmanına gittiklerinde tedavi edilebilir mi? Tedavisi ne kadar sürüyor? Başarı oranı nedir? Onları da söylerseniz sevinirim. Tedaviler uzun görününce ürkütücü geliyor olabilir. Yani 7 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Fakat bu tür rahatsızlıklarda anksiyete bozukluklarına eğer bir yatkınlık varsa bazen koruyucu da gitmek gerekebiliyor. Yani strese dayanıklılık, bu yönde tolerans azlığı varsa koruyucu gitmenin gerçekten büyük bir katkısı oluyor bu kişilere. Bir gün unutsam bile tekrarlıyor dediğinde kişi... muhtemelen beklenti kaygısı artıyor ve bu beklenti kaygısı ile beraber harekete geçen bir atak yaşanıyor veyahut da ilacın ani kesilmesine bağlı bir belirti yaşıyor ve bu belirtileri farklı şekilde algılıyor. Yani hafif bir sersemlik hissini farklı bir şekilde yorumluyor. Vücudundaki her türlü değişim, her türlü algıyı bu sorunları yaşayan kişiler farklı yorumlamaya açıktırlar. Ve bu nedenle de hiç hastanelerden çıkamazlar. Sürekli hastanede olmak isterler. Doktorlara yakın olmak isterler. Yakın yerde oturuyorlar değil mi? Tabii. Arabalarını genellikle hastane, yol üzerinde hastane olan yerlerde kullanırlar. Parkını çevirerek yapıyorlar galiba. Hemen çıkabilecek gibi. Tabii bu yüzden günün büyük bir bölümünü hastane bahçesinde geçirenler vardır. Evi yakında olanlar bahçede geçirirler. Orada huzurludurlar, rahattırlar. Her an müdahale edilebileceği düşüncesi vardır. Tabii bu boyutta olmayıp da daha küçük önlem lerle de bununla başa çıkabilirler. Yani yanlarında su taşıyanlar vardır, bisküvi, işte şekeri düştüğü için bu hata yaşadığını düşünüyordur, şeker taşıyordur. Veyahut da yanında ilaç taşıyarak önlem almaya çalışırlar. Bir de bu panik bozukluk hastalarında yaşanan sorunlardan biri de tedaviye uyumda sıklıkla sorun yaşanıyor. İlaçların kendisini zarar vereceği, vücuduna zarar vereceği ve bu atakları daha yoğun yaşayacağı gibi kaygılar var. Ve bu kaygıları sözel olarak yatıştırmak bazen yeterli olmuyor. Bu nedenle de ilaç uyumu genellikle pek iyi değil. Verilen dozun hep altında tedaviye uyum gösteriliyor. Bu da tedavi edici olmuyor. Uygun dozda ve uygun sürede yapılan tedavilerde alınan yanıtlar uyum gösterildiğinde çok yüksek. Gerçekten sonuçlar alınıyor. Nüks oranları daha düşük oluyor. Fakat uyum gösterilmediğinde maalesef daha çok tekrarlayıcı oluyor. Eğer tekrarlayarak gidiyor ve kronik bir seyir varsa bunun sebebine yönelik bir araştırma yapılabilir. Bazen altından başka problemler çıkıyor, travmalar çıkabiliyor veyahut da işte epileptik dediğimiz bazı durumlar olabiliyor. İncelenerek sebebe yönelik bir tedavi yapıldığında da yine sonuç, olumlu sonuç elde edilebilir. Tabii. Peki. Doktor Bey, sizin son olarak ilaveleriniz varsa, notlarınızı paylaşmak istediğiniz ya da altını tekrar çizmek istediğiniz bir iki dakikalık öneriden önce. Biraz önce bir soru vardı ya, hani uykuya da geç dalmak geç da dalmak. Acaba bir şeyi var mıdır, bir açıklaması var mıdır? Bazı insanlar böyle midir? Var tabii. Bazı insanlar tavuktur, bazı insanlar baykuştur. Sağlıklı olsalar bile. Bazı seyircilerimiz ben yarasayım diye yazmışlar. Ha, yani biz baykuş ve tavuk diyoruz. Yarasa da olabilir. Fark etmez. Tavuklar erken yatıp erken kalkarlar. Baykuşlar da geç yatıp geç kalkarlar. Ve tamamen fizyolojiktir, bir hastalık değildir. Yani onu ilave etmek isterim. Peki. Gerçekten öyle bir durum var. Var. Peki, çok teşekkür ederim. Yönetmenim, dilerseniz şimdi önerilerimizi görelim. Doktor Funda
Güdücü Sağır. Çok özet öneriler hazırladı bu akşam. Yarın sayfamızda bulacaksınız, onu hatırlatalım. Görelim önerilerimizi, ardından vedamızı yapacağız. Evet. Herhangi bir gerçek neden yok, yani uykudan ani bir çarpıntı ve korku ile uyanılması uykuda panik atağa işaret edebilir. Uykuda fenalaşıp ölürüm beklentisi kişinin uykusunu kaçırır, kişi uyumaktan kaçınır. Panik bozuklukların bir bölümü ilk kez uykuda yaşanan panik ataklarla başlar. Panik atakların uykuda olanlarında çıldırma, kontrolünü kaybetme korkusu daha azdır ama belirtiler daha şiddetlidir. Tekrarlayan uykusuzluk durumları tetikleyebilir, uzman yardımı gerekir. Evet, bir seyircimiz sorusunu bize iletmişti. Tam biz cevaplarken elektrikleri kesilmiş seyircimizin, seyredemiş. O sebeple de hatırlatalım. Efendim, tekrar yayınlarımızı bir iki gün sonrasında web sitemizden izlemeniz mümkün. iyibakkendine.tv adresinden eski programları tekrar izleme imkanınız olabiliyor. Ayrıca da zaten orada yayınlandığında Facebook sayfamıza da onları da ilave ediyoruz. Şule Hanım'a buradan hatırlatmış olalım. Mail soruları var ama çok da konuyla ilgili olmayan depresyonu anlatan sorular var. Onlara başka programlarda cevap vermeyi tabii ki düşünüyoruz. Bir seyircimiz bayıldığını ve yolda giderken ifade etmiş. Mutlaka okumamızı istemiş ama konuyla da bağlantılı olmayacağı için ve şu anda da cevap verme zamanımız yok. Bir başka konuda inşallah bekleriz. Önemli bir sorun olduğunun altını çizdik. Panik bozukluğunun %75-80 oranında toplumda, değil mi Funda Hanım, yaşandığını söyledik. Görülme sıklığı 1.5 ve 3.5 arasında bir durum. Kadınlarda biraz daha fazla, 75-80 oranında. Ama toplumda görülme oranı da değil mi? Civarında şeklinde düşünebiliriz. Başlangıç yaşı ile ilgili bir şey tam söylemedik galiba. 20'li yaşlarda daha belirgin. Sıklıkla ve hanımlarda daha sık. Erkeklerden 3 kat daha fazla. Seyircilerimiz şeyi soruyor. O panik gecede ya da gündüzde olan, hani 5-10 dakika sürebiliyor ama zaman zaman daha da fazla daha sürdüğü görülüyor mu? 15 dakika olabilir, yarım saat, bazen 1 saat bile sürdüğü olabiliyor. Tabii sonrasında devam eden huzursuzluk, sıkıntı halde oluyor. Atak bittikten sonra da rahatlayamama, aşırı bir yorgunluk, sürekli yatma isteği olabiliyor. Çok yorgun düşmüş olduğu için o huzursuzluğu gün boyunca da devam edebiliyor. Evet. Kalp krizi korkusu yaşadıklarını hatırlatmakta yarar var. Ölüm korkusu tabii, yaşayabileceklerini korkular, hatırlatmakta yarar endişeler var. Eşleri bazen çok rahatsız oluyorlar ve panik duygusu yaşıyorlar. Galiba bunu da hatırlamakta yarar var. Ve bu akşam bunun bir tedavi edilmesi gerektiğini, edilebildiğini söylediniz. Özellikle siz hem nöroloji, hem psikiyatri, hem de psikolojinin birlikte yapılması önemli. Gece uyku incelemesinin de önemine dikkat çekmiştiniz. Bunlarla herhalde bir özet yaparak kapatmış olabiliriz. Çok teşekkür ederim Önder Kuzu, Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Doktor Funda Güdücü Sağır, Memoni Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu akşamlık bu kadar diyelim. Veda ediyoruz sizden. Yarın haftanın son programı. Kekemeliği konuşacağız ve bağlantılı olarak depresyonu konuşmaya çalışacağız. Çocuklarda yaşanan kekemelik ve altında yatan depresyonu biraz irdeleyeceğiz. Yarın 23.30'u gösterdiğinde saatler, yine bizi izlerseniz biz sevinmiş olacağız. Size panik ataktan uzak huzurlu geceler diliyoruz. Uykuyla barışık bir gece diliyoruz. Uzmanlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Ben Uğurcan Bulat, yönetmenim Ayhan Pala ve tüm ekip arkadaşlarım adına iyi geceler efendim. İyi bakın kendinize, hoşça kalın.